Umut? Umut bir şey mi oldu? Umut Rıza'ncaya bir şey mi oldu? İyi misin? Umut, iyi misin? Vallahi buluşmak için harika bir yer seçmişsin. Değil mi? Umut, tanıştığımız ilk günden beri sen benim aklımdasın. Buna istersen özel bir ilgi de, istersen hukukçu merakı. Ama bugün geldiğimiz noktada ben her şeyin farkındayım. Abimle babamla neden uğraştığının, baban Rıza Tanrı kulumun başına gelenlerin, Emir Kıranlardan neden bu kadar çok nefret ettiğinin, her şeyin. Yani bana bunu biraz daha açman lazım Rüya. Şu an çok anlayamıyorum. Tabii. Alev'in ödevini okudum. Büşra Korkmaz cinayetiyle ilgili. Alev'le de konuştum. Bana öldürülen Büşra Korkmaz'ın en son abimin partisinde sahneye çıktığını söyledi. Şimdi senden rica ediyorum. Umut, lütfen. Bana tek bir seferde söyle. Büşra Korkmaz cinayetinde benim ailemin ve Fecir'in bir alakası olduğunu mu düşünüyorsun? Hayır. Bu meselenin abinle de babanla da doğrudan bir alakası yok. Bak Rüya. Benim babam işlemediği bir suç yüzünden 5 yıldır en ağır koşullarda hapis yatıyor. Yani anlayacağın, orada da çok 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 büyük bir haksızlık var. Anlıyorum. Gerçekten ama bunun benim ailemle alakası ne? Senin bu durumunun, ben senin bir derdin olduğunun gerçekten farkındayım Umut. Bir derdim var, doğru. Ama senin ailenle değil, şirketle. Çünkü Büşra Korkmaz cinayetinin arkasında Emir Kıran Holding'den biri veya birileri var. Ve bu konu ne zaman açılsa abin de baban da meselenin üzerini kapatmaya çalıştılar. Ve babamın yaşadığı haksızlığa sırf şirketin itibarını korumak için ortak oldular. Şimdi ne olur sen bana söyle Rüya. Sen benim yerimde olsan ne yapardın? Hı? Sen de baban için mücadele etmez miydin? Ederim tabii. İşte ben de 5 yıldır bunun için mücadele ediyorum Rüya. Benim senin abinle de babanla da kişisel olarak hiçbir derdim yok. Benim derdim onların koruduğu insan ya da insanlarla. Ya bu insanlar benim arkadaşımın Büşra'nın canını aldılar. Babamı ömür boyu hapse mahkum ettiler. Benim hayatımı kararttılar. İşte ben 5 yıldır bunun mücadelesini veriyorum ya. Ve açıkçası senden bana bu davada yardımcı olmanı istiyorum. Nasıl? Fecir'e de babana da bir şey söylemeden gel bu katili seninle birlikte bulalım. Sadece sen ve ben. Rüya bak, sen bana açık konuştun. Ben de sana çok açık konuşacağım, tamam mı? Bak sen benim için hem özel birisin, hem de sen çok iyi bir hukukçusun Rüya. Eğer benim yanımda olursan babamı gerçekten kurtarabilirim. Bunu benim için yapar mısın?
Tabii. Seve seve sana yardım ederim. Ya Umut, ben günlerdir o kadar saçma sapan şeyler düşünüyorum ki. Ya beni çok rahatlattı. Sana çok teşekkür ederim. Madem öyle, o zaman ben de senden bir şey rica edeceğim. Tabii. Madem benim ailemle ilgili bir sorunum yok, ben aranızın daha iyi olmasını istiyorum. Kimle? Ailemle, Fecir'le. Tamam. Da nasıl olacak bu? Akşam Fecir'in doğum günü var. Hı. Gel beraber gidelim. Hem bana eşlik edersin, hem de Fecir'le aranızdaki buzlar erir. Tamam. Çok sevindim. Gerçekten. Bak bu aslında Fecir nasıl bir tiptir biliyor musun? Böyle tanıyınca seversin dediğimiz insanlar var ya, öyledir. Uzaktan çok değişik durduğunun farkındayım. Ama tanısan gerçekten çok seversin. Yumuşacık bir kalbi vardır. Sen öyle diyorsan öyledir eminim. Gerçekten çok sevindim ya. Abi. Kusura bakmayın bölüyorum da umudum şu itiraz dilekçesi için senin imzan gerekiyor da. Tamam abi, halledelim onu. Tamam. Adamlar gitmeden çözelim ya, sana zahmet. Tamam tamam. Ben de artık gideyim. Akşam görüşürüz, olur mu? Görüşürüz. İyi günler. İyi günler. Ne dedim buna, bu böyle mutluluktan uçağa uçağa gitti ya? Önce şüphelerinden kurtardım. Sonra duymak istediklerini söyledim. O da beni Fecir'in doğum gününe davet etti. Şo. Gidelim mi de Fecir'in önünde göbek atalım Allah'ını seversen Umut ya. Gideceksin mi? Gideceğim tabii ki. Ya bırak Allah'ını seversen ya Umut'um, yapma ya. Ya abicim, biz seninle ne konuştuk bunca zaman? Ya bu kız bizim emir kranlarının içine sızmak için kullanacağımız en önemli araç. Baksana tam kıvamına geldi. Bak önce meseleyi sorguladı. Sonra benimle bağ kurdu. Şimdi de bana hak vermeye başladı. Bir sonraki aşamada abisinin katil olduğunu öğrenecek. Artık savaşımıza içeriden devam ediyoruz abiciğim. Ayrıca Fecir'e doğum gününde çok güzel bir hediye hazırladım. Kundu. Çok tehlikelisi var ya. Alev. Biraz konuşabilir miyiz? Bize müsaade edebilir misin? Alev, seni arıyorum, açmıyorsun. Mesaj atıyorum, dönmüyorsun. Ya ne oluyor Allah aşkına ya? Yani senin işin başından aşkındır, ben de meşgul etmek istemedim. Ya Alev yapma, gözünü seveyim. Sana bak defalarca anlattım bu mevzuyu. O kadar dil döktüm ya. Emir kranların yanında nasıl işe başladığını anlattın gibi mi? Nereden öğrendin? Ya rüyadan öğrendim tabii ki. Nereden öğreneceğim? Zaten ben bu aralar seninle ilgili her şeyi rüyadan öğreniyorum Umut. Ya Alev. Bak bana sakın zamanın olmadı, söyleyemedim, şöyle oldu, böyle oldu falan diye hikayelerle gelme. Derdini anlatmak isteyen fırsatını bulur, zaman yaratır, anlatır. Ama sen o zamanı şu anda başkasına harcamayı seçiyorsun. Ya gerçekten senin tek derdin bu mu? Rüya mı tek derdin? Ya Umut, sen kendini benim yerime koysana. Ben seni çok seviyorum. Biz daha birbirimizi yeni bulduk ya. Ben senin elini tutamıyorum. Rüya görecek, ilişkimizi anlayacak diye. Bunun bana ne kadar ağır geldiğinin farkında değil misin gerçekten? Ya Alev. Ben seni seviyorum ya. Ben sana aşığım. Bir tek sen varsın benim için. Başka biri yok. Ama bu iş için yakın olmak zorundayım Rüya ile. Ya ne olur anla beni. Ya tamam da hep mi böyle olacak? Hayır, tabii ki hep böyle olmayacak. Zaten onu ben ya ofiste göreceğim, ya adliyede göreceğim. Başka bir yerde yan yana bile gelmeyeceğiz ki. Tamam ama bak, bana yalan söyleme. Tamam mı? Söz mü? Söz tabii ki.
Ya bunların hiçbirinin sen yokken bir anlamı yok ki. Ben onların yanında onlara benzeyeceksin diye çok korkuyorum. Alev, ben asla onlardan biri olmayacağım. Tamam. Asla onlardan biri olmayacağım. Asla. Ya bu adamlar benim hayatımı mahvetti. Emir kıranlardan nefret ettiğim kadar hiçbir şeyden etmiyorumdur muhtemelen. Çıkar kafandan böyle bir şey. Tamam. Alev Hanım'la konuşurken dedi ki, ben onlar gibi olmayacağım. Onlardan nefret ediyorum dedi. İhtiyar, neyin peşindesin sen ya? Bana Ankara'ya gideceğim dedi. Ne oluyor Ruşa? Bir kadın geldi Harun Bey. Görüyorum Ruşen. Ben buradayım. Çekmene gerek yok. Dur. Muhtemelen para alışverişi yapıyorlar. Çok doğru bir tespit. Seni tebrik ederim. Siz daha önce görmüş müydünüz bu kadının yanında? Hiç görmedim. Ama görmüş olsaydım Umut gibi hiç unutmazdım. Baksana şuna. Peki bu kadının Kadri Palas'la ne bağlantısı olabilir ki? Yani söylediği yalanla mı ilgili? Bilmiyorum Ruşen. Manitacılık da olabilir. Öğreneceğiz. Ruşen. Efendim? Arabanın kaskosu var mı? Var Harun Bey. Hasarsızlık? Tabii tabii. Tek bir çizik bile yok üstünde. Tamam. İlk defa olacak. İnebilirsin Ruşen. Nasıl? İn Ruşen. İdi. Bayağı git. Bir de yuh diyor ayı. Ya, ya ne yapıyorsunuz beyefendi ya? Bu nasıl bir araba kullanmak ya? Önüme geçip aniden fren yapmak ne demek beyefendi? Hanımefendi, arkadan vurdunuz bana. %100 suçlusunuz. Allah'ım yarabbim. Ya resmen önüme geçip birden frene abandınız beyefendi. Benim hiçbir suçum yok. Hanımefendi, burası otopark. Durmam gerekiyordu. Durdum. Ne yapabilirim? Başlarım şimdi otoparkınıza. Sen durmasaydın aniden ben sana çarpmayacaktım. Polis de çağırsanız size aynı şeyi söyleyecek. Trafik kuralları. Madde 52. Takip mesafesi. Korumadığınız sürece siz suçlusunuz. Ayrıca size bir avukat lazım. Eğer avukat tutacak paranız yoksa ben size bir avukat temin edebilirim. Ayrıca söyleyeceğiniz her şeyi mahkemede aleyhinize delil olarak kullanabilirim. Ancak bu akşam yemek yersek dosya kapanır. Ay yok ya. Vallahi yok artık ya. İnanmıyorum. Gerçekten yazmak isteyen bir şekilde yazıyor arkadaş. Bravo ya. Yani sen bunu benimle tanışmak için mi organize ettin? Evet. Şurada gördüm. Çok beğendim. Bir şey sorabilir miyim?
İsim olarak ne ad kullanıyorsunuz? İsminizle hitap etmek istiyorum da size. İsim olarak Ümit'i kullanıyorum canım. Ümit. En sevdiğim kadın ismi. Bu akşam 8:30 Labudier diyelim mi? Diyelim. Ben ısmarlayacağım, söz veriyorum. Hasar çok büyük. Aylarca mahkemelerde sürünürsünüz ya. Ha? Ne dersiniz? Ümit Hanım, beni hatırladınız mı? Dünkü mağdur çocuk. Ne haber? İyidir, çalışmaca. Dün gece benden sonra kötü bir şey olmadı umarım. Yok yok, hallettim, merak etme. Ama dün gece yarım kaldı ya. Ukde diye çok sevimsiz bir kelime vardır, bilir misiniz? İçimizde kalmasın diyorsun yani. Aynen öyle diyorum. Dün gece yemeğimiz yarım kaldı. İstersen bugün telafi edebiliriz. Manzaram da var. Karavan. Sen, ben. Ne dersin? Tamam, iş çıkışı geliyorum o zaman. Konum atarsın. Derhal atıyorum. Kolay gelsin. Görüşürüz. Tatlım. Harun, bardaklar nerede? Ne abi? İyi. Ya. Doğanın içinde her şey ne kadar daha güzel ya. Şş. Sen de yakıştın ha buraya. Beğendin mi manzarayı? Manzaraya bayıldım. Harika. Ama işte esas ben böyle içeriği daha çok sevdim, biliyor musun? Tabii. İçerki manzarada ben de vardım. Ondan olabilir mi? Ha, ben onu mu diyorum acaba? Neyi diyorsun acaba? İçeridekini diyorum. İçerideki? anlamıyorum. Canım. Hı. Dolapları diyorum. Hepsi para kaynıyor. Yani ne kadar var saysam bitiremem bugün. Ama ben biliyor musun, şu an daha iyi anladım sen neden karavanda oturuyorsun. Bu kadar çok parayı saklamak için çok iyi bir yer. Vallahi helal olsun sana ha. Sen içeriği mi karıştırdın? Ne kadar ayıp ya. Gittiğin her evde içerisini karıştırıyor musun böyle? Ne karıştıracağım be senin dolaplarını? Bardak arıyordum sadece. Aa. Hı. Hı. Şş. Ne? Yaşatacağım seni. Hı. Ne diyorsun? Bir bahar temizliği yapar mıyız bu paralara? Yani şimdi ortada o kadar çok para var ki. Ben bir kere bunu patronuma danışmadan yapamam. Ama şimdi düşünüyorum da. Yani patronum senin gibi bir müşteriyi kaçırdığımı duysa. Ama bana çok kızar. Ben de senin gibi bir kadını kaçırırsam kendime çok kızarım. Şşş. İş, aşk. Her şey yoluna mı giriyor benim hayatımda acaba? Patron bayılacak bu sürprizime.
Ben de sana bayılıyorum. Onu ne yapacağız? Ne kadar? Üşüdün mü? Donuyorum. Koş içeri. Tamam mı? Gel. Gidin ya, çabuk, koş. Çabuk, çabuk, çabuk. Koş içeri, gel. Koş. Hadi, çabuk, çabuk. Paralar sayılı, çalmaya kalkma bak. Ya saçmalama. Alev, sen benden bir şey mi saklıyorsun? Bir şey saklıyorsun. Emir Kıranlar'la mı ilgili? Emir Kıranlar'la ilgili. Fecir'le mi ilgili? Alev, Fecir'le mi ilgili? Sen söylemeyeceksen gidip ona soracağım. Gece eve yürürken Fecir önümü kesti. İşte yurt dışına götürecekmiş beni, orada yaşayacakmışız biz. Ne? Seni kaçırmaya çalıştı yani. Alev, iyi misin? İyiyim. Bir şeyin var hayır, mı? Hayır, hiçbir şeyim yok. Merak etme. Emin misin? Bak iyiyim, gerçekten. Merak etme. Ya Alev, nasıl böyle bir şeyi bana söylemezsin Allah aşkına ya? Ya Umut'u nasıl söyleyeyim? Hayatımın duruşmasına girecektin. Kafan allak bullak olsun istemedim tabii ki. İnanılmaz gerçekten. Ayrıca mesele Fecir de değil. Ya Fecir önümü kestikten sonra böyle bir takım kar maskeli adamlar geldi. Beni kaçırmaya çalıştılar ya. Hatta yani ilginçtir, Fecir kendisini önüme attı. Bayağı olmasaydı götürüyorlardı beni. Ya gitsin. Bir de kahraman olacak. Süreyya'nın yerine geçince yeni hedef ben oldum demek ki. Harekete geçtiler. Olmaz. Şehrin ortasında savcı kaçırmaya çalışmak ha? Olay buraya geldi demek. Alev bak, bu mesele bizim tahmin ettiğimizden çok daha ciddi, tamam mı? Artık sen bariz bir şekilde hedeftesin. Eğer bak, ben sana tamam istifa et demiyorum ama eğer bak bu davadan kendini geri çekmek istersen ben seni anlarım, tamam mı? Bu çok normal bir şey. Senin zarar görmeni istemiyorum. Eğer kendini geri çekeceksen gerçekten seni anlarım ve suçlamam. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey, tamam mı? Çıkar kafandan, asla. Ya ben mücadeleyi seninle öğrendim. Ben sana ilk savcı olmayı düşündüğümü söylediğinde dediğin her şey hala aklımda. Sonuna kadar gideceğiz, vazgeçmeyeceğim ben. Tamam mı? Yeter ki sen yanımda ol. Vazgeçmeyeceğiz. Olmasa ben ne yaparım ya? Bak sana söz veriyorum. Bu insanlar bizlere yaşattıklarının bedelini ödeyecek. Artık çok daha güçlüyüz Alev. Sen varsın, ben varım, Harun Yakar var. Biz üçümüz bir arada olduğumuz sürece bizi hiç kimse yıkamaz. Ben buna inanıyorum, sen de inan, tamam mı? Seninle Emir Kıranlar davası için iletişime geçmeye çalışan oldu mu? Kimseden ses çıkmadı daha. Peki Bünyamin, yani onda ne karar şu an? Yani tutuklu yargılanacak. Birinci duruşmaya kadar bir içeride kalsın bakalım. Zaten o büyük duruşmadan sonra kimse dışarıda kalmayacak. Tamam bak, şimdi ben senden bir şey isteyeceğim, tamam mı? Eğer benim özgürlüğüm karşılığında Emir Kıranlar davasından vazgeçmeni isterlerse ya da Bünyamin Emir Kıran'ı serbest bırakmanı isterlerse reddetmek zorundasın Alev. Tamam mı? Bak bunu yapmak zorundasın. Emir Kıranları da, o yapıya hizmet eden herkesi de yargılatacağız Alev. Umut, seni tutuklayacaklar biliyorsun değil mi? Biliyorum. Eğer istedikleri olursa yıllarca içeride kalabilirsin, biliyorsun değil mi? Biliyorum Alev. Hepsinin farkındayım ve göze almış durumdayım. Fecir'i sanık kürsüsüne oturtacağız Alev. Bak ben Büşra'ya bir söz verdim. Anladın mı? Ve bunu yerine getirmek zorundayım. Babama da bir söz vermiştim ve şu an babam özgür özgür dolaşıyor. Yapmak zorundayız, güçlü olmak zorundayız, direnmek zorundayız. Büşra için ve sadece onun için de değil, hepimiz için. Tamam. Tamam. Süreyya, bir aksilik yok değil mi? Yok Mühim Bey, işler istediğimiz gibi gidiyor. Artık son bir adım kaldı. Aman dikkat edin ha, bu meseleyi halledelim derken başımıza başka bir dert gelmesin.
Bünyamin Bey, birebire gidebiliriz. Doktorunuz geldi, sizi bekliyor. Bünyamin Bey merhabalar. Ya benim bir telefon kullanmam lazım da sıra beklemeyeyim şimdi. Sizde cep telefonu vardır, sizinkini kullansam olur mu? Sana bir hikaye anlatayım mı? Ama gerçek bir hayat hikayesi. Bak bunu Fecir bilmez. Sen daha ananın karnındayken ben hapishaneyi gördüm. Niye? Ha? Senin meslekten değil ama senin gibi kanı ters akan bir gazeteci yüzünden. Tabii o zaman dokunulmazlığımız yoktu. Bu gazeteci bana takmış. Gazetesinde yazdıkça yazıyor. Haber üstüne haber. Yahu yapma. Para teklif ettim, kabul etmedi. Tehdit ettim, umursamadı. Tatlı dille kandırmak istedim, kalmadı. Ya davet ettim, gelmedi. Mecburen ben de onun yanına gittim. Ya arkadaş, nedir senin derdin, ne istiyorsun benden dedim. Bünyamin Bey, benim sizden istediğim bir şey yok. Ya ben gazeteciyim, işimi yapıyorum dedi. Ayrıca bu sadece sizle alakalı değil. Yani senin yaptıklarını babam yapsaydı onu da manşet yapardım, onu da yazardım dedi. Aferin yani. Tebrik ettim. Cesur gazeteciymiş yani. Ben de boşver dedim ya, ama ne yazarsa yazsın, ne haber yaparsa yapsın. İşten attırmadınız yani, şaşırdım. Yok canım, yok. Aynı gazetede yazmaya devam etti. Sonra bir hafta sonra dokunaklı bir yazı yazdı. Köşesinde. Güle güle papan. Kader işte ya. Vefat etmiş, Allah rahmet eylesin. Cesur, azimli bir gençti. Tıpkı senin gibi. Yok yok Rıza amca, iyiyiz iyiyiz. Beş kişi girdiler, beş. Bunun yüzüne ayakla yumruk attılar ya. Öyle cani, o zayıf olan var ya, ben onu tek yakalasam onun... Şimdi burada kız var. Rıza amca, arkadaşlarıyla takışmış bunlar da. Sen merak etme, bir şey yok. Cezaevi numarası arıyor, Umut arıyor. Ne diyeceğim? Aç aç. Telaşlandırma, bir şey söyleme. Tamam. Alo? Alev, neredesiniz? Canım, karavandayız. İyi, sen ne yapıyorsun, nasıl? Sen nasılsın? İyi misiniz? Babam nerede, yanınızda mı? İyiyiz, iyiyiz. Rıza amca... Rıza amca da burada. Rıza amcayı getirdim karavana. Sen iyi misin esas? Bir garip geliyor sesiniz. Kaç! Alev! Alev, ne oluyor? Alev! Alev! Alev, ne oluyor? Baba! Alev! Sana bir mesaj var avukat. Artık susma zamanın geldi. Ya susar, o duruşmada bilerek kaybeder, sevdiklerinle huzurlu bir hayat yaşarsın, ya da konuşmaya devam edersin. Ne sevdiklerin kalır, ne de yaşayacak bir hayatın. Seçmeni yap.
Ailem mi? Yoksa inatla sürdürdüğüm bu mücadelem mi? Unutma, her seçimin bir bedeli var. Hayat hep beklenmedik yol ayrımlarıyla, kaçınılmaz tercihlerle dolu. İşte ben de öyle bir yol ayrımına geldim Büşra. Ve adaletin taşını, kağıdını, makasını elime alıp doğru olanı seçmek zorunda kaldım. İnan, davamdan, inandığım değerlerden, hayallerimden, sana verdiğim sözden, hepsinden vazgeçtim. Ama inan kendim için değil. Boğazıma bir metal parçası dayayıp sevdiğim insanların hayatlarıyla tehdit ettiler. Yapamadım. Kardeşim, bak umudum geçti gitti işte. Geçti abi. İyi misin sen? İyiyim baba. Ben yenilgiyi kabul etmek zorunda kaldım. Bana yeni bir hayat verecek, belki de huzurlu uyumamı sağlayacak olan bir yenilgi. İnsan bazen yenilerek öğrenir. Çünkü zaten asıl dersler zaferlerden değil, yenilgilerden çıkar. Kolay gelsin. Keşke sizi tanıştırabilseydim Alev'le. Ama hayat işte. Hiçbir zaman, hiçbir şartta bir arada olamazdınız ki. Sen yaşasaydın o olmayacaktı. Hayat işte. Benimle yol yürürken kurduğu hayallerini şimdi o da yıkmak zorunda. İnsan hayalleri sayesinde ayakta kalır. Şimdi onun da yeni hayaller kurması lazım. Hayatına kaldığı yerden devam edebilmek için. Bir gün bu mesleğe veda edeceğimi hiç düşünmemiştim. Hani belki emeklilik için falan. Bu şekilde olması hiç aklımın ucundan bile geçmedi. Hak etmeyen o kadar insan varken, o kadar çok hayal kurdum ki, hepsi hayal kırıklığı oldu. Artık yeni hayaller kuracağız. Ama o hayallerde sen olmazsan hiçbir anlamı yok. Olmadı be kızım. Üzdün bizi. Daha çok üzülmemek için bugün üzülmem gerekiyormuş başsavcım. Yolun açık olsun. Kapım sana her zaman açık. Sağ olun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.